Merhaba ShiftDelete.net izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda Sony'nin Türkiye'de yeni satışa sunmaya başladığı Xperia T3 modeliyle karşınızdayız. Sony biliyorsunuz geçtiğimiz yani Ağustos ayının sonunda Eylül başlarında IFA'da Xperia Z3 ile beraber yeni nesil akıllı telefonlarının en üst modelini çıkardı. Yani bir sonraki nesile geçmeye başladık. Xperia T3 ve C3 de bu yeni nesil öncesinin son akıllı telefonları diyebiliriz. Yani Xperia Z2 ile beraber çıkan telefonların sonuncusu. O yüzden telefonun kullanılan arayüzü Xperia Z3'teki arayüz değil. Xperia Z2'deki özellikleriyle dikkat çeken bir arayüz kullanılıyor. Bu bilgiyi baştan verelim. İncelediğimiz telefonun fiyatı Türkiye'de 1299 yani 1300 liradan alıcılarıyla buluşacak. Yani fiyatı özelliklerini söylediğimi biraz bence yüksek. Çünkü Türkiye'de artık Snapdragon 400 işlemcisi ve 1 GB RAM'e sahip bir telefonu daha uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Bu yüzden bu fiyatı bu özelliklere göre biraz fazla bulduğumu söylemek istiyorum baştan. Cihazın en önemli özelliği, çıkış noktası Sony 5.3 inçlik IPS bir panel tercih ediyor. Ama piyasadaki en ince, yani bu özellikleri sahip en ince akıllı telefon. Hemen inceliğini de söyleyeyim size. 7 mm, yani sadece 7 mm'lik bir kalınlığı var. Yani 5.2 inç telefonlar arasında en incesi bu. Daha ince modeller belki olabilir ama cihazın dikkat çeken noktası ise bu inceliğe rağmen 2500 mAh bataryaya sahip olması. Bu telefonun dikkat çeken bir detay olarak hafızaları kazınıyor. 2500 mAh'lik batarya Snapdragon 400 gibi çok güç tüketmeyen bir işlemci artı stamina moduyla birleşince bir günü çok rahat geçiren bir telefon var. Ayrıca hani stamina modunu aktif edip telefonu da az kullanan bir insansanız ikinci günü zorlayabiliyorsunuz bu telefonun pil performansı konusunda. Yani telefonun öne çıkan noktası tasarımı, pil performansı ve inceliği. Performansı yeterli ama daha iyi olabilirdi. Özelliklere de zaten değinelim. Şimdi cihazın dış görünüşüne bakalım bir. Yine Sony'nin uzun zamandır kullandığı Omni Balance tasarımını temel alan bir telefon diyebiliriz. Yani yine köşeli hatlara sahip. Yani şöyle uzaktan baktığınızda Sony'nin diğer modellerinden çok ayrışmayan bir model. Yan tarafına baktığımızda parlak bir şerit var. Yine güç butonunun yuvarlak çıkıntılı bir şekilde tasarlandığını görüyoruz. Telefonun arka kapağı açılmıyor. Bu yüzden micro SD kart girişleri ve SIM kart girişlerini telefonun yanlarındaki soketlerden yapıyoruz. Sanki suya karşı dayanıklıymış gibi micro SD kart girişleri de şurada bir şekilde kapatılmış. Hem micro SD kart hem de SD kart girişi şuradaki kapaktan gerçekleşiyor. Telefonun şöyle kapattığımızda USB girişinin de diğer tarafta konumlandırıldığını görüyoruz. Yani altta değil de yan tarafta USB girişi gerçekleşiyor. Telefon suya karşı dayanıklı değil. Bunu baştan söyleyelim. Yani delikler bize bunları gösteriyor. Cihazın etrafındaki şu boyalı alanlar biraz uzun kullanımda çizilebilir ihtimali veriyor bize. Yani ben öyle aldım. Boyalı plastik gibi duruyor yanları. Ama tasarım olarak güzel bir görünüm kattığını söyleyebilirim. Yine ekrana baktığımızda Sony 5.3 inçlik bir ekran kullanmış. Bu 5.3 inçlik ekranda 720p çözünürlük çok da sırıtmıyor. Özellikle 720p çözünürlük Snapdragon 400'de başarılı bir performans sunmasını sağlıyor. Triluminos teknolojisi ve Bravia Engine 2 gibi teknolojiler var. IPS tabanlı olduğu için görüş açısı da güzel. Dediğim gibi HD ekran olduğu için donanımı da az kullanıyor. Çok güç istemiyor. Full HD gibi ekranlar gibi. Ekran camına baktığımızda ekran camı da Sony'nin kullandığı dayanıklı kaplamalardan oluşuyor. Yani Corning Gorilla Glass olduğuna dair herhangi bir bilgi yazmamakta. Cihazın ön yüzünde ARIZE'nin içerisine de bir LED bildirim gizlenmiş. Yani burada tema rengine göre çağrılara ya da şarj olurken farklı renklerle ARIZE'nin oradan ışık verdiğini görebiliyoruz. Telefonda ayrıca yine Sony'nin diğer telefonlarında olduğu gibi deklanşör tuşu da bulunuyor. Ses kısıp açma hemen güç butonunun altına minik bir butonla yerleştirilmiş. Benim tasarım olarak cihaz hoşuma gitti. En güzel noktalarından bir tanesi ise arka kapağı eli yumuşaklık hissi veren bir kaplamayla kaplanmış. Bu da telefonun kalite hissini arttırıyor. Evet, işlemci
1.4 GHz hızında çalışan Snapdragon 400 4 çekirdekli bir işlemci ARM Cortex-A7 mimarisini kullanıyor. Grafik işlemci tarafında Adreno 305 kullanılıyor. 1 GB RAM var. Bu telefonun en büyük handikapı 1 GB RAM'i, 8 GB dahili hafızası. Bu dahili hafızayı arttırabiliyorsunuz microSD ile. Fakat dediğim gibi bir microSD kartı zorunlusunuz. Telefonun kendi içerisinde yaklaşık 4.59 GB'lık bir alan size bırakıyor. Yani 8 GB'lık bir alanı unutun. 8 GB desteği, yani 8 GB hafıza hesap, ama bunun 4.59 civarını kullanabiliyorsunuz. Asphalt 8, Dead Trigger 2 ve test programlarını yüklediğimiz zaman telefon hafıza uyarısı vermeye başladı. Diyelim tüm uygulamaları da microSD karta bazen taşıyamıyorsunuz. Bu tip durumlarda ne olur ne olmaz artık 1000 lira üzeri telefonların 16 GB barajına gelmiş olması lazım diye düşünüyorum. Android 4.4.2 KitKat yazılımını kullanıyor. Sony geçtiğimiz günlerde Xperia SP, Xperia L ve M modellerine KitKat güncellemesi vermeyeceğini duyurmuştu. Android 4.2 ve 4.3'te kaldı bu modeller. Bu cihaz esasında onlara benzer bir donanım sunuyor. Özellikle Xperia SP ve L'ye benzer bir donanım sunuyor. Ona rağmen Android 4.4 KitKat ile geliyor. Yani istense demek ki bu güncelleme diğer modellere verilebilirmiş gibi diyebiliyorum şimdiden. Fakat şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Android dünyasında amiral gemisi bir telefon almıyorsanız cihazları en fazla 1 ya da 2 güncelleme görüyor. Yani bu telefonun da önümüzdeki çıkacak Android L güncellemesini anca alacaktır. Ondan sonra bir güncelleme, daha küçük bir güncelleme olacaksa belki alır, belki de almayacak. Burada da Sony'nin inisiyatifine kalacak. Yani bu sadece Sony'de değil, HTC'de, Samsung'da, diğer firmalarda ara telefon alıyorsanız Android'de bazı bunların güncelleme tarafında sorunlarını yaşıyorsunuz. Bu da ara telefon. Ayrıca 1 GB RAM'le pek de gelecek vaat etmiyor diyebilirim. Çünkü yani telefonun fiyat segmentine baktığımızda neredeyse 1300 liralık bir telefondan bahsediyoruz. 1 GB değil de 2 GB RAM'e sahip modeller bu fiyata alınabiliyor. Hatta biraz daha kendini zorlayıp Xperia Z'yi bile alabiliyorsunuz. Yani Xperia Z ile çok bir fiyat farkı bulunmuyor. Dediğim gibi firmalar sürekli telefon çıkararak esasında kendi içerisinde de bir çelişkiye düşmeye başlıyor. Açıkçası bana kalacak olursa ben bu telefon yerine Xperia Z'yi tercih ederim. Xperia Z hani fiyatına göre gerçekten şu anda güzel özellikler sunuyor. Xperia Z'de 1350 gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Hiç olmazsa RAM'i daha fazla, işlemcisi daha güçlü vesaire vesaire. Yine bu telefona dönecek olduğumuzda kamera özelliklerine gelelim. 8 megapiksellik Exmor Ares sensörlü bir kamera var. Bu kamera LED flash ile destekleniyor. Ana kameranın çektiği fotoğraflar güzel. Siz de ekranda görüyorsunuz. Deklanşör tuşuyla beraber otomatik modda güzel fotoğraflar çekebiliyor. Gelin video tarafına bakalım. Video tarafında da Full HD 30 FPS hızında video çekebiliyor. Ön kamerası biraz yani dedirtiyor. Ön kamerası 1.1 megapiksel. Hani şu an selfie çılgınlığı başladı. Artık günümüzde sürekli ön kamerayla fotoğraflar çekiliyor. Biraz daha özenli bir kamera konulabilirdi burada. Çünkü bu fiyat segmentindeki rakiplerdeki ön kameralar da iddialı olmaya başladı. O yüzden 1.1 megapiksel biraz daha iyi olabilirdi. Tabii megapiksel her şey değil. Kameranın kalitesi de önemli. Kaliteli bir lens var ama dediğim gibi yani çektiğiniz fotoğraf inanılmaz doyurucu değil. Geniş bir açıyı da almıyor. Netlik çok iyi ama mesela 4 arkadaş çekilirken zorlanabiliyorsunuz. Ön kamerada 720p çözünürlüğünde video kaydı var. Onu da belirteyim. Evet, cihazla ilgili konuştuk. Detaylarda da her şeyi gösterdik zaten. Şimdi gelelim sentetik testlere. Basemark X'te incelediğimiz ürün 824 puan alıyor. Burada Snapdragon 400 işlemcili bazı modeller daha yüksek puan alıyordu. Örneğin HTC Desire 816 aynı testten 1433 civarında puanlar alıyordu. Turkcell T50 yine aynı işlemciyi kullanıyor. O ise daha az puan almıştı. Hani bu ilginç bir detay. 3D Mark'ta cihaz 4772 puan alıyor. Bu da yani Snapdragon 400'lü cihazların aldığı puanlar ne az ne çok. Geekbench 3.0'daki testimizde tek çekirdek performansına baktığımızda 395 puan alıyor. Geekbench 3.0 multicore testine baktığımızda ise yani çoklu çekirdek puanı da 1340.
Burada Turkcell TL'yi falan geride bırakmış ama zaten yarı yarıya bir fiyat farkı var. Onu da bir zahmet geride bıraksın zaten. HTC Desire 816'nın genelde biraz gerisinde kalıyor testlerde. O da RAM farkındandır diye düşünüyorum. Ayrıca 816'nın da frekansı biraz daha yüksek. AnTuTu testini yapamadık çünkü AnTuTu 5 çıktı. AnTuTu 5'i yapsak karşılaştıramıyoruz. AnTuTu 4'ten puanlar daha yüksek. Bu cihaz 19.000 alıyor AnTuTu 5'te. Fakat AnTuTu 4'ün puanlarına baktığımızda Snapdragon 400'lü cihazların yaklaşık 17.000 aldığını görüyoruz. 17.000 puan. Yani 2.000 civarında puanlar yükseliyor yeni testle beraber. O yüzden orada yeni bir veri tabanı oluşuna kadar eklemiyoruz. Diğer bir testimiz Quadrant Standard. Burada 10.397 puan alıyor. Burada HTC Desire 816 gibi, Turkcell TL'li gibi Snapdragon 400'lü rakiplerini geride bırakıyor. Gelelim bir testimiz. Oyun tarafında en etkili testlerden biri GeForce Bench. Burada da off-screen modunda Manhattan'da 1.8 FPS, on-screen modunda ise 4.2 FPS alıyor. Burada da Snapdragon 400'lü diğer cihazlarla benzer bir puan alıyor. Epic Citadel'de ise yine diğer modellere benzer bir şekilde 59 FPS'lik bir puanla karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili birkaç donanım özelliklerini tekrardan. Donanımla ilgili konuştuk. Cihaz gayet seri çalışıyor. Fakat dediğim gibi RAM'in az olmasının kullanımda bir ön yargısını, eksikliğini hissetmiyorsunuz. Güzel çalışıyor telefon. Ama dediğim gibi sürekli oyun oynayıp test yapmaya başladığınız zaman bir noktadan sonra şişiyor. Sürekli arka tarafı temizlemeniz gerekiyor. Yani bu 1 GB'lık her telefon için geçerli. Artık bu fiyatlara çıkıldıkça 1.5 GB en azından bu rakamlara çıkmaya bakın diye tavsiye ediyorum. Cihaz 5.3 inç. Fakat 5.5 inç ya da 5.7 inç piyasadaki telefonlar kadar bir büyüklük sunuyor. Yani 5.3 gibi değil, sanki daha büyük bir telefon kullanıyormuş gibisiniz. Detaylarda gördüğünüz gibi zaten performansı başarılı. Dediğim gibi 1 GB RAM'in sadece çoklu kullanımlarda sıkıntısını biraz yaşayabiliyorsunuz. Bunların yanında oyun performansı da güzel. Yani Qualcomm'un Snapdragon 400 işlemcisi HD ekranlarda yeterli performans sunuyor. Siz de ekrandaki detaylarda gördüğünüz Asphalt 8 başarılı, Dead Trigger 2 başarılı bir şekilde oynanabiliyor. Web tarayıcı vesaire bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Müzik performansı güzel, kamera performansı ortalama. Cihazın en çok hoşuma giden noktası bataryası. Bir gün rahat bir şekilde sizi götürüyor. Bunu da eklemek istiyorum. Bu cihazdaki temel başlıca eleştirilebilecek noktalar. 1 GB RAM ile gerçekten artık bu fiyat segmentinde ya biraz daha uygun fiyatlı olması gerekiyor bu telefonun ya 1 GB RAM'den daha fazla RAM sunması gerekiyor. Bunun haricinde telefonun tasarımı güzel ama dediğim gibi çerçevenin yanlarındaki boşluklar ve alt kısımdaki boşluklar telefonun tek elle kullanımını zorlaştırıyor. Hem sert hatları var hem de hiçbir kavis yok arkada. Yani tek elle zapt edip kullanamıyorsunuz. İlla bir çift elle kullanmanız gerekiyor. Bir de bu kenardaki parlaklıklar telefonu biraz işte tamam şık gösteriyor ama kullandığınızda elinizle dokunduğunuzda biraz ucuz hissettiriyor. Samsung'un bu boyalı kenar plastikleri var ya onun gibi bir tadı var yani. Daha iyi olabilirmiş. Özetle bence fiyatını pek hak ettiren bir telefon değil. Daha güzel bir fiyatla girebilirdi. Kötü bir telefon değil ama dediğim gibi fiyatı biraz yüksek. Bu fiyata ben olsam Xperia Z'yi tercih ederim. Son olarak telefonun ses çıkışı çok güzel. Kulaklık ses çıkışı. Fakat telefonu kendi kulaklıklarıyla kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum. Hani gerçekten Sony kötü bir kulaklık koymuş. Yani kablonun kalitesi falan güzel. Hani böyle çektiğiniz ve kopacakmış gibi değil. Ama yani kutunun içerisinden herhangi bir kulaklık etrafına koyacağınız sünger çıkmıyor. Kulağınıza tam oturmuyor, bas vermiyor. Kulaklığın kalitesi pek iyi değil. Yani telefon çok daha iyi ses özelliklerine sahipken bu kulaklıkla alamıyorsunuz. Yani bu kulaklıkla ilk deneyip ya kötü MP3 çalıyormuş falan demeyin. Güzel bir kulaklıkla güzel bir müzik performansı var. Onu da baştan söyleyelim. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.